Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün 29 Nisan 2020 C4 Defense'in Instagram canlı yayınına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Meteksan Savunma Genel Müdür Yardımcısı Özgür Cankara. Kendisiyle Meteksan Savunma'nın sualtı akustik sistemler alanındaki faaliyetlerini konuşacak. Merhabalar, hoş geldiniz. Bu arada Özgür Bey'in de katıldığını gördüm. Kendisini hemen yayına davet ediyorum. Evet. Özgür Bey merak geliyor. Sualtı akustik sistemleri konuşacağız Özgür Bey'le. Hoş geldiniz. Hemen geldiniz. Ne güzel bir fotoğrafla geldiniz. Çok sağ olun Özgür Bey. Çok teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz. Ben de çok teşekkür ediyorum Özgür Bey beni konuk ettiğiniz için. O keyif bize ait. O şeref bize ait. Hoş geldiniz. Şimdi hemen bir yandan da sizi şey yaparken, gelmenizi beklerken diğer insanlar da gelsin diye bekliyoruz. Katılımı bekliyoruz bir yandan. Meteksan savunmayı bilmeyenler olabilir. Merak ediyorlardır. Pek çok bölümü var aslında. Niçin önemli olduğunu anlatmamız gerekiyor. O yüzden siz de bir su altı akustik bölümünü anlatacaksınız ama ben şöyle söyleyeyim. Lütfen katılıyorsanız katılmıyorsanız belirtin. Meteksan savunma platformların hava, kara, deniz. Karada pek bilemiyorum aslında ama hava ve deniz aslında. Özellikle. Evet. Daha işlevsel görevlerini daha iyi yerine getirmesi için sistemleri üretiyor. Alt sistemleri üretiyor. Daha etkin, sistemin daha etkin olmasını sağlayan bir firmasınız. Doğru mu anlıyorum? Özgür Bey, aynen öyle. Aslında biz milli platformlara değer katıyoruz diyebilirim. Milli platformların, bugün özgün milli platformlarımız var. Bahsettiğiniz gibi insanlı insansız, karada, denizde ve havada. Biz bu sistemlerin bir takım kritik alt sistemlerini üretiyoruz Meteksan Savunma olarak. Bahsettiğiniz gibi 2009 yılında aslında başlamış yolculuğunda Meteksan Savunma. Ve girdiği günden itibaren de gerçekten milli imkanlarda girilmemiş alanlara odaklanmış o günden itibaren. İşte o gün atılan tohumlardan yeşerenlerle bugün bir faaliyet alanımız oldu Özgür Bey. Bir temel bir faaliyet alanlarımız oluştu. Ben bahsettiğiniz gibi sualtı akustik, optik ve simülasyon gruplarının başındayım. İki ayrı faaliyet alanımız daha var. Birisi haberleşme, diğeri de radar sistemleri. Temelde bu alanlarda bir takım alt sistemler üretiyoruz. Tamam. O zaman bugün katılımcılarımıza biz aslında sualtı savunma akustik sistemlere ilişkin olarak yani sualtı akustik sistemler başlığı altındaki çalışmaları anlatma imkanımız olacak. Ama ben gene de sizden bir şey rica edeceğim. Çünkü Covid pandemi başladığı zaman bu konuda çalışmalarını ilk deklar eden firmalardan biriydi Meteksan. Bir Meteksan ne yaparı biraz duyalım ama bir de sonrasında Covid ile ilgili ne çalışmalarınız var onu duyalım. Su altında ne çalışmalarınız var? Şöyle bana birkaç tanesini yani bir sayabilir misiniz? Evet, evet. Çok çok sevinirim. Özgür Bey, ben aslında 2010 yılında biliyorsunuz Meteksan Savunma'ya geldim ve operasyonların başındaydım. Aslında bu göreve gelene kadar gerçekten Meteksan Savunma'nın en azından tarihçesinin bir kısmına şahit oldum. Ve bu tamamen su altı akustiği de diğer alanlarda da yaptığımız faaliyetlerin içerisinde bulundum. Çok kısa bir resim çizmeme izin verirseniz Meteksan Savunma'ya da ilgili. Lütfen, lütfen. Lütfen, okuyucularımız merak ediyorlar. Sorularınızı alacağız. Bizim bütün yayınlarımızda soru alınıyor. Ama önce biraz izin verelim. Evet, buyurun. Kusura bakmayın. Sorunuz sürekli geliyor. Evet. Rica ediyorum. Özgür Bey, o 2009'dan bugüne işte attığımız tohumların yeşermesiyle şu anda piyasada savunma sanayinde kullanılan olgun ürünlere sahip olduk. Retinar bunlardan bir tanesi, çevre güvenlik radarı şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yoğun olarak kullanılıyor. Biliyorsunuz veri bağları yapıyoruz, altimetreler yapıyoruz. Bunlar şu anda milli platformlarımız, milli füze sistemlerimizin hemen hemen hepsinde kullanılıyor. MİLDAR radar sistemimiz, atış kontrol radarı, OKİS otomatik iniş kalkış sistemi, MİLSAR keşif gözetleme radarı, bütün bunlar şu anda Atak helikopteri, ANKA, TB2 insansız hava araçlarımız bunlar da şu anda görev bekliyor. Gene bizim çok gurur duyduğumuz KEMENT projemiz var. Bir
taktik A terminalleri yaptık. Bu proje bitti. Bu şimdi tailing projesinde kullanılmak üzere geliştiriliyor. Buradan su altına geçersek, eğer biliyorsunuz Milgem gemisini sonarlarını meteksan savunma olarak yapıyoruz. Şu anda 4 gemide bir fiil çalışılıyor. Ve bu bir ihracat başarısına da döndü. Pakistan'a ihraç ettik bu Milgem sonarını, Milgem gemisiyle birlikte. Aslında ihraç ettiğimiz tek ürün bu değil. Diğer yukarıda bahsettiğim ürünlerin de yurt dışı müşterileri oluşmaya başladı. Artık bir ihraç kapısı da var Meteksan Savunma adına. Ama bir ürünümüz var. Şu anda hani ihracat şampiyonu, dünya çapında biliniyor. Yara savunma simülatörümüz. Şu anda hani dünyada nerede böyle bir proje olsa ilk gelip bizi buluyorlar. Şu an en yeni referanslara sahip, en geniş coğrafyada kullanılan sisteme sahibiz. Bunlar bizim Özgür Bey ana. Buyur. Lütfen hemen yara savunma sistemi, yani gemi yara savunma sisteminin gemiciler için neden önemli olduğunu ne olur iki kelimeyle söyleyin, çünkü bilmeyenler kaçıracak. Özgür Bey, yara savunma sistemi gemilerimizde çıkan yaraların, oluşan yaraların, bunlar çeşitli sebeplerle olabilir. Bir yere vurursunuz ya da bir silah, bir torpido saldırısı olabilir. Bunların acilen kapatılması gerekiyor. Eğer kapatamazsanız işte gemi operasyon dışında çıkıyor. Ve ne kadar teknolojiye sahip olursanız olun, bu yaraları kapatmak bir ekip işi. Yani insanlarla yapılan bir iş ve bunu gerçek ortam dışında, simüle bir ortamda yapma şansınız yok. O yüzden çok değerli. Bütün denizciler bu eğitimi alıyor ve bizzat kullanıyorlar. Tüm deniz kuvvetleri için, dünyadaki tüm deniz kuvvetleri için çok önemli. Çünkü eğer böyle bir şey başlarına gelirse, bunu düzeltmek için bir şansları var. O şansı da doğru kullanmak adına kendi özgüvenlerinin çok yüksek olması lazım ve bu işin pratiğini yapmış olmaları lazım. Bu sebeple çok değerli. Evet, ben de şöyle özetleyeyim. Sallanan bir geminin içinde, su alan bir ortamda, yüzünüze basınçla suyun geldiği bir yerde ne yapacaksınız, nasıl konuşacaksınız vesaire. Kesinlikle. Evet. Pardon, bir şey söyleyeyim. Çok üzülüyorum Özgür Bey. Bunlar bizim ana damarlarımız ama bizim yani her şirket gibi geleceğe dönük bir takım kılcal damarlar da oluşturmak zorundayız ki gelecekteki sürdürülebilirliğimizi garanti altına alalım. Bununla da birkaç kelime söylemek istiyorum. Çünkü lütfen. Bu yeni kılcal damarlar güncel operasyonel ihtiyaçlarımız doğrultusunda oluştu ve bizim teknolojik altyapımızda birleşti. Bunlardan bir tanesi kapan drone savar sistemi. Hı hı. Biliyorsunuz şu anda en güncel tehditlerden bir tanesi dronelar. Teröristler bunu çok kolay elde edip, ucuza elde edip çok da rahat kullanıyorlar. Ve bunların tespiti ve imha edilmesi şu anda önemli gündemlerden bir tanesi. Sadece bizim için de tüm dünya için önemli bir tehdit. Biz retinerde elde ettiğimiz bu hassas tespit sistemi, biliyorsunuz insan hayvan ayrımını çok yüksek oranda yapabiliyoruz. Bunun aslında biz drone da tespit edebildiğimizi gördük ve bu teknolojiyi bir drone savara çevirmek üzere optimize ettik. Bu şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine de girdi, kullanılmaya da başlandı. İşte bu sistemler sahada kullanıldıkça ve geri bildirimler geldikçe gelişmeye de devam ediyorlar. Bu bizim bir şu anda bir kılcal damarımız. İnşallah ileride bir ana damara doğru ilerleyecek. Bunun dışında şu anda biliyorsunuz ciddi operasyonlar yapıyoruz ve bu operasyon bölgelerinde elektronik taarruz ve elektronik harp ile ilgili ciddi ihtiyaçlar olduğu ortaya çıkıyor. Ve bu ihtiyaçları biz yerli imkanlarla karşılamaya çalışıyoruz. İşte biliyorsunuz küresel konumlama sistemleri kullanıyor. Bütün yani insanlı, insansız, deniz, kara, hava, bulunduğunuz yeri bilmek çok önemli bu operasyon sahasında ve bunlardan biliyorsunuz uydular kullanıyoruz. Ama uydu sinyalleri bu uzun yol boyunca gelirken zayıflıyorlar ve karıştırmaya ve aldatmaya çok müsait oluyorlar. Şu anda biz küresel konumlama sistemleri alıcılarını ve antenlerini yapıyoruz ve bunlar her türlü aldatmaya ve karıştırmaya karşı dayanıklı sistemler. Bunlar da şu anda platform sahipleri tarafından kullanılmaya başlandı. Bu da bizim için önemli, gelecek gördüğümüz alanlardan bir tanesi olacak. Gene bir başka alan, biliyorsunuz bu insansız hava araçları keşif gözetleme için topladıkları verileri yeryüzüne bir takım haberleşme sistemleriyle, data link diyoruz, veri bağlarıyla aktarıyorlar.
Bunlar da bugüne kadar özgür ve yabancı sistemler kullanıyorduk ülkemizdeki özgün sistemlerde. Bunun yerli bir versiyonunu yaptık. Bu da çok yakın zamanda kullanılmaya başlayacak platform üreticileri tarafından. Buna hep kritik sistemlerdi. Son bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Çok kötü ve başımıza geldiği zaman haber alıyor. İnşallah da çok az bu tür şeyler başımıza gelir. Helikopterlerimiz bir takım kaza kırımları uğruyor. Özellikle alçak uçuşu yaparken önlerine çıkan engellerle ve bu engellerin pek çoğu da elektrik telleri oluyor. Biz bu elektrik telleri dahil engelleri belli bir mesafeden algılayıp pilotların kaçınma manevrası yapabilecekleri bir sistemi geliştiriyoruz. Buna helikopter engel tespit sistemi deniyor. Şu anda Savunma Sanayi Başkanlığı kontrol altında devam eden bir proje. Herhalde bu sene sonu, önümüzdeki sene başında bu projeyi de bitirmiş olacağız. Bu da yine çok gelecek potansiyeli olan, sadece askeri sektörde değil, sivil sektörde de büyük potansiyeli olan işler olacak. Bunlar yani ana damarlarımız ve olası kılcal damarlarımızı böyle özetleyebilirim. Peki, şimdi su altına geçelim. Oradaki ana damardan biraz gidelim isterseniz. Carinae Montelli sonarda iki sonarınız var. Yakamos ve Yakamos 2020. İkisi arasındaki fark nedir? İhraç Milgem'de bu var. Diğer dört Milgem'de Yakamos'un sonarları vardı. Aynı sonar değil tabii. Çünkü bir Armercom bağlantılı bir geçiş sürecimiz var. Bize bir parça burayı anlatabilir misiniz? Özgür Bey, seve seve. Burada da çok karmaşa yaratan bir süreç var. Ben özellikle bu süreci açıklama fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Biliyorsunuz Milgem sonarı, yani Yakamos sonarı dediğimiz Yakamos sonarı, Milgem sonarı. Milgem sonarının geliştirme faaliyetleri Meteksan Savunma tarafından başlanmadı. Biraz önce bahsettiğiniz gibi Deniz Kuvvetleri'nin bir mühendislik ekibinin toplandığı bir araştırma geliştirme merkezi var, Armercom denen. Armercom'da işte o zamanın mühendisleri, gerçekten akıllı mühendisler bir araya geliyorlar ve böyle bir ihtiyacı karşılamak için bir sonar tasarımı yapıyorlar. Şöyle çok şanslılar, deniz kuvvetlerinin imkanlarını kullanıyorlar. Özellikle bir sonar sistemi yapıyorsanız Özgür Bey, bu sistemin sahada denenmesi ve gelen geri bildirimlerle geliştirmesi çok önemli. Şimdi bir platforma takmak ve aylarca bu platformda test yapmak ve bu testleri yapmak için gereken denizaltılar, helikopter sonarları, düşünün bunlar ciddi bir envanter. Ve bu envanteri kullanmak da çok maliyetli. Deniz Kuvvetleri kendi bünyesinde bu süreci ilerletiyor. Ve ortaya başarılı bir sonuç çıkınca da bunu biliyorsunuz Milgem 1 gemisinde kullanmaya başlıyor. Şimdi biz buna daha açıklayıcı olması açısından paylaşıyorum. Milgem sonar blok 0 dedik kendi içimizde. Yani bu Deniz Kuvvetleri tarafından geliştirilen Milgem sonarı. Ve bu sonar Milgem 1 ve 2 gemilerinde kullanıldı. Milgem 3 gemisiyle birlikte Deniz Kuvvetleri dedi ki ya ben artık bunu bir mühendislik aşkıyla yaptım ama bunun artık bir endüstriyel bakış açısıyla iyileştirilmesi ve geliştirilmesi lazım. Çünkü endüstriyel bir bakış açısını katmazsanız işte üretim maliyetlerine dikkat etmiyorsunuz, elde isterlerine çok dikkat etmiyorsunuz. Yani bunlar sizin birinci önceliğiniz olmuyor. Üretilebilirlik birinci önceliğiniz olmuyor. Dokümantasyon birinci önceliğiniz olmuyor. Şimdi biz bu bilgi birikimini aldık ve bir endüstriyel bakış açısıyla bütün bu eksikleri kapatarak bir versiyona ulaştık. Şimdi biz bu oluşturduğumuz versiyona da Milgem sonarı blok 1 dedik. Ve blok 1, Milgem 3 ve 4'e takıldıktan sonra 1 ve 2'ye de retrofit yapıldı. Yani şu anda Deniz Kuvvetleri'nin envanterinde olan bütün Milgem sonarları Milgem sonar blok 1. Meteksan tarafından geliştirilen sistem. Şimdi biz Özgür Bey, Milgem sonarının sanayileşmesi sürecinde elde ettiğimiz bilgi birikimini başka projelerimiz de var. İşte Preveze denizaltılarının elektronik sistemlerini üretiyoruz. Bir süre kamuoyundan çok kamuoyuyla paylaşılmadı ama özellikle geçen sene sonunda Sayın Cumhurbaşkanımız galiba yeni tip denizaltının suya inmesi sırasında dile getirdi. Dedi ki özgün bir torpido yapıyoruz ve bu özgün torpidonun testleri başarıyla yapıldı. Şimdi biz de bu özgün torpidonun akustik başlığını yapıyoruz Meteksan olarak. Hı hı. Şimdi bunları yaparken Özgür Bey bir takım yapı taşları geliştirmeye çalıştık. Yani bu yapı taşlarını niçin geliştiriyoruz?
hem yeknesaklık sağlamak hem de bu yapı taşlarını ne kadar çok sistemde kullanırsanız o kadar ölçek ekonomisinden faydalanıyorsunuz, maliyet etkin oluyorsunuz. Servis, elde hizmetleriniz ona göre iyileşiyor. Müşteri tarafından daha az yedek parça tutmak zorunda kalıyorsunuz çünkü bir birlik oluyor. Biz dedik ki bu yapı taşlarını medium sonarına da taşıyalım. Yani bundan sonraki medium sonarını da taşıyalım. Ve bununla ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Buna da aslında biz kendi içimizde medium sonarı blok 2 diyoruz. Yani blok 1, blok 2 ve blok 3. Özür dilerim, blok 0, blok 1, blok 2. Bir de 3 mü var efendim gelen? Efendim? Bir de blok 3 mü geliyor sonrasında? Vallahi olabilir, kısmet. Peki. Şunu söylemek istiyorum. Aslında biz birazcık da yurt dışı pazarlarda akılda kalan bir isim olması açısından bir de çok milgemle eşleşiyor diye biliyorsunuz illa milgemde değil her platformda kullanılabilir bir sonar bu. İsmine Yakamoz 2020 dedik. Yani Yakamoz 2020 aslında bir marketing cümlesi. Özellikle yurt dışında akılda kalan tanınır bir isim olsun dedik. Kolay aslında blok 2. Aslında milgem sonarı blok 2 dediğimiz şey Yakamoz 2020. Fakat Özgür Bey burada çok ince bir nüans farkı var. Bir beyni var şeyin. Yani sonarın bir beyni var. Yani bu algoritma dediğimiz şeyler, algoritmalar bu sistemin beyni. Algoritmaları bütün bu bloklar boyunca taşıdık. İyileştirerek taşıdık. Çünkü değer katan şey buradaki algoritmalar. Eğer bir analoji yapmak istersek, kusura bakmazsınız kısa bir analoji yapacağım. Özgür Ekşi işte gayet... zeki, akıllı, kalemi kuvvetli birisi. Şimdi ve sizin bütün deneyimleriniz, tecrübeniz beyninizde. Eğer imkan olsa, tabi bu insan da yapamıyoruz ama sizin beyniniz alıp daha enerjik, daha genç bir vücuda transfer edebilsek Özgür Bey, siz gene o vücutta yine özgür ekşisiniz. Yani benim açımdan sizi çünkü sizin bütün alışkanlıklarınız, deneyimleriniz, zekanız, aklınız o kişide. Ama daha enerjiksiniz, daha güçlüsünüz. Şimdi aslında çok iyi bir şey bu. Keşke yapılabilse. Yani insanda yapılamıyor ama biz bunu şeyde yapabiliyoruz. Yani sonarda yapabiliyoruz. Yerlerde yapabiliyoruz. Yani böyle düşünebilirsiniz. Aslında bütün zeka, akıl ve beceri sistemler boyunca ilerliyor ama her yeni sistem biraz daha güçlü ve teknolojik açıdan daha güçlü. Yakamoz 2020'de böyle bir sonar. Biraz önce değindiniz. Yakamoz 2020'nin ilk müşterisi de Pakistan olacak. Pakistan Deniz Kuvvetleri'yle yapacağımız projede vereceğimiz sonar sistemi Yakamoz 2020 olacak. Yani medium sonarı blok 2 olacak. Peki bu yol haritası var mı? Nasıl bir yol haritası izleyeceksiniz? Yani yeni ürünler, hedefler var mı o zaman buradan? Blok 2, blok 3, ağzınızdan da bir blok 3 çıktı. Başka bir şeyler de olabilir. İleriye dönük yurt dışı pazarda Yakamoz 2020'nin ve diğer su altı akustik ürünlerinizin kapsamında siz kendinizi nasıl görüyorsunuz? Bunu öğrenmek istiyorum. Seve seve. Özgür Bey şöyle. Şimdi bir burada bizim çünkü gelecek hedef, özellikle Yakamoz 2020'nin gelecek hedeflerinde bu Pakistan ihracatı çok önemli. Müsaade ederseniz gerçekten hani bu ihracatın, medium gemisi ihracatının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ülkemiz açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gerçekten bu fırsatı bu noktaya kadar getirenlere de bu fırsatı nihai bir ticari sözleşmeye çevirenlere de ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Biz her yerde artık bazen sakız oldu ama ben de söylemek istiyorum. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin biliyorsunuz rakamları açıklanıyor ihracatla ilgili ve İhracatçılar Meclisi bizim ihracatımızın kilogram değerini her sene verir. Ve biz bu değer son 10 yıldır 1 dolarla 1,5 dolar arasında dolaşır. Ve der ki gene aynı meclis savunma sanayi bu açıdan çok önemli. Çünkü savunma sanayinde ihracatın kilogram değeri 40 dolarlar civarında. Neredeyse 40 katı. Eğer ticaret şeyimizi dengelemek istiyorsak, açımızı azaltmak istiyorsak katma değerli ürünler satmamız lazım. Bu çok açık. Medium gemisinin satış değeri benim kendi hesaplarımla kilogram başına 200 dolar. Yani gerçekten önemli bir ihracat.
rakam olarak da çok önemli bir ihracat. Artı uzun dönemli de büyük bir fırsat. Yani bizler biliyorsunuz 30-40 yıl bu gemi kullanılacak ve kullanıldığı sürece yerli sanayi olarak sürekli bir iş fırsatı yaratacağız bu gemiler üzerinden. O yüzden sürdürülebilirliği de çok fazla. Çok uzatmadan buradan Milgem sonlarına gelmek istiyorum. Milgem sonlarına değer katan şey deniz kuvvetlerinin kullanım konsepti. Yani deniz kuvvetleri bir kullanıcı olarak beklentileri doğrultusunda bu sonarı geliştirdi. Biz de kaldığı yerden bayrağı aldık ve yine onlarla birlikte sürekli iyileştirdik. Ne yazık ki pek çok şeyi paylaşamıyorum ama belki kamuoyunun da çok farkında değil. Hepimiz bu karadaki operasyonlara çok odaklandık ama biz münhasır ekonomik bölgemizi korumak adına Akdeniz'de ve Ege'de ciddi bir mücadele veriyoruz. Bu mücadele çok sessiz bir mücadele ve çoğu insanın da dikkatini çekmiyor ya da çok fazla basına yansımıyor. Ama burada son dönemlerde Milgem sonarı, Milgem gemileriyle birlikte çok yoğun çalışıyor. Sürekli çalışıyor ve pek çok başarı hikayesi geliyor. Ve biz bunları hani duyuyoruz, bizimle de paylaşıyorlar. Şimdi bu bizim özgüvenimizi çok arttırıyor. Bu sistemin gelişmesi için kullanılması gerekiyor ve müşteri çeşitliliği gerekiyor Özgür Bey. O yüzden Pakistan da bizim için yeni bir fırsat. Orası da çok akıllı, zeki denizcilerin olduğu iyi bir ülke. Oradan da bize çok ciddi girdiler olacak. Yani her ülkenin kendi konseptleri biraz daha sistemin geliştirmesine fayda olacak. Coğrafi özellikler çok farklı. O değişik coğrafi özelliklere adapte olmak bizim için çok değerli. O adaptasyon da bizim geliştirmesine çok etkisi olacak. Bence bu gelişmişler, yani bu kullanıcı girdileri ve bölgesel çeşitlilik bizim Yakamos 2020'nin gelişmesine çok katkısı olacak. Belki de buradan gelenleri de harmanlayıp bahsettiğiniz gibi Milgem Sonar belki de blok 3'ü yaratacağız. Her gelişen sistem uluslararası pazarda rekabette bizim için büyük bir avantaj olacak Özgür Bey. Çok teşekkür ederim Özgür Bey verdiğiniz bilgiler için. Şimdi ben biraz katılımcıların da sorularına dönmek istiyorum. Çünkü oldukça soruları geldi. Şey yapmışlar, Anadolu gemisine izin verirseniz, Anadolu gemisinde sonar projeniz var mı diye sormuşlar. Anadolu gemisinde bir sonar projemiz yok. Anadolu gemisi önce bir sonar sistemi, bir engel tanıma ve sakınma, bir engel sakınma sonarı vardı. Fakat büyüklüğü sebebiyle sonradan konfigürasyondan çıktı. Şu anda bir dalgıç tespit sonarı var. Bizim de öyle bir ürünümüz olmadığı için içinde yokuz. Anladım. Bir diğer soru, ada sınıfı korvetlerde ada sınıfı korvetlere Yakamoz 2020 entegre edilecek mi diye sormuşlar. İlk dörtte bir retrofit anlamında sorduklarını düşünüyorum. Böyle bir evet, plan. Şu anda hepsinde kullanılıyor. Yakamoz 2020. Şu anda öyle bir planlama yok. Şu anda Yakamoz blok 1 olarak, yani Milgem Sonar blok 1 olarak devam ediyor. Anladım. Yakamoz L hakkında, ben Yakamoz L diye bir şeyi duymadım. Yakamoz L hakkında bilgi verir misin demişler. Bu da bizim bir takım sunumlarımızdan kalmış bir şey. TF2000 biliyorsunuz geliyor. Hani TF2000'in sonar sistemi şu anda bir takım tasarımları yapılıyor. Ne zaman gerçekleşecek ben de bilmiyorum ama çok daha farklı bir sonar sistemi olacak. Daha düşük frekanslı bir sonar sistemi olması planlanıyor. Şu anki merkez frekansından biraz daha düşük. Onun için planladığımız bir takım çalışmalar var. Böyle bir sonarın ilk bileşeni olan transdüsellerini daha düşük frekanslarda çalışır bir şekilde yaptık, denedik. Aslında bir hazırlığımız var ama hani projenin ilerlemesini bekliyoruz. Ona da Yakamoz L demiştik. Blok kaç oluyor diye sormuş okuyucumuz. Vallahi herhalde blok 4'ü buluruz, öyle düşünüyorum Özgür Bey. Bu gidişle bilmiyorum. Vallahi ben de okuyucumuza teşekkür ediyorum. Çünkü Yakamoz L benim duymadığım bir şeydi. İyi takip etmiş. Ben kaçırmış. Evet, ben de teşekkür ediyorum. Evet, teşekkürler. İstanbul Fırkateli'nde sonar projeniz var mı? İ sınıfında 5. gemide bir rekabetin ihale çalışmalarının olduğu bir şeyi soruyor. Bu konuda sizin verebileceğiniz bir şey var mı? Çünkü bir ihaleye gidiş süreci var. Ne diyebilirsiniz bilmiyorum.
Şöyle biz de evet Milgem gemisinin Milgem sonarının işte kullanılması ile ilgili teklifimizi verdik. Şu anda bir değerlendirme süreci devam ediyor. Değerlendirme süreci bitmediği için şu anda söyleyecek bir şey yok. Ama evet şu anda biz de alternatiflerden bir tanesiyiz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bahsettiği şeyle ilgili, torpido ile ilgili olarak akustik başlığını sormuşlar Akya'nın. Aktif mi, pasif mi sonarınız diye soruyorlar. Şöyle hem aktif hem pasif. Bütün İkisi. torpidolar böyle çalışır. Yani çalışma prensibi böyledir. Belli bir mesafeye kadar pasif çalışır torpidolar. Hatta yeni torpidolar artık neredeyse bir insansız sualtı aracı gibi güdülebiliyor ve artık en son aşamada aktif olarak çalışıp hedefine yönelir. Bir okuyucumuz bence ameliyata girmeyi düşünüyor. RF devre elemanlarını Wilkinson Power Divider gibi siz mi üretiyorsunuz, ithal mi alıyorsunuz diye sormuş. Bu kadar nokta atışı. Hiçbir fikrim yok Özgür Bey, inanın. Peki. Beni açıyor. Peki. Bir bakıyorum şöyle. İsterseniz COVID'le ilgili bir şey söylemiştiniz ama Covid'e, evet tabii doğru çok, çok söylüyorsunuz, kısa haklısınız. isterseniz Geçtik. birkaç Çok cümle heyecana kaptırdım kendimi. mesela Haklısınız. Çok da sorular da geldi. Lütfen Covid'i şey yapalım. Çok siz haklısınız. soruları toparlarken belki ben de ya da seçerken kısa bir Doğru. bilgi vermek isterim. Covid'le ilgili olarak sizin ilk açıklama yapan firmalardan birisiniz. Ben oradan döneyim. İlk açıklama yapan firmalardan birisiniz. Ne tür çalışmalarınız var? Özgür Bey, şöyle bir kere hani yüzyılda bir yaşanan bir salgın döneminden geçiyoruz. İnşallah da öyle olur. Yani bir sonraki bir yüzyıl sonra gelir. Umuyorum ben de. Hepimizi çok zorluyor. Bir kere insan sağlığını tehdit ediyor. Onun dışında işte ekonomileri tehdit ediyor. Ama işte biliyorsunuz sonuçta hükümetin de aldığı bir takım önlemler var ve bu önlemler doğrultusunda bir takım tavsiye kararları var. Bu tavsiye kararlarını hepimizin uyması gerekiyor. Zaten uyduğumuz için de oldukça iyi bir döneme girdiğimizi hep beraber izliyoruz. Vakaların azalmasından, ölüm olaylarının azalmasından. Şimdi burada temel amaç işte sosyal izolasyon ve bahsettiğiniz gibi sosyal mesafeyi koruyacak önlemleri almak. Hani çok farklı bir şey yaptık mı? Biz de benzer şeyleri sektör gibi yaptık. İşte çalışan sayısını mümkün olduğu kadar evinden çalışabiliyorsa çalışmaya teşvik ettik. Muhakkak gelmesi gereken insanlar varsa ki var öyle bir mühendislik ekibi ve üretim ekipleri. Onları çok iyi planlayarak mümkün olduğu kadar bu sosyal mesafeye uyacak bir şekilde buraya getirdik. Gece mesaileri açtık. Şu anda hem gündüz hem gece iki vardiya halinde çalışıyoruz. Bu sosyal mesafeyi doğru ayarlayabilmek için. Ben burada aslında yani sektöre benzer şeyler biz de aldık. Fakat bence bizim biraz daha altını çizdiğimiz bir konu var. Bunu paylaşmak istiyorum. Belki hani sektör yöneticilerine ya da sektör çalışanlarına da bir faydasını gördüğüm için iyi bir öneri olabileceğini düşünüyorum. Fiziksel sağlık kadar Özgür Bey, ruhsal sağlığı da çok önemli çalışanların. Yani fiziksel sağlığına dikkat edecek önlemleri alıyoruz. Ama inanın insanların ruhsal sağlığı da bu dönemde çok ciddi tehdit altında. Özel sektörde çalışıyorsanız bilin ki yani savunma sanayi bile olsa bu böyle. Verimlilik çok önemli. Yani biz her şeyi daha az kişiyle daha çok şey yapmak zorundayız. Ve her şeyi zamanında ve bütçesinde yapmak zorundayız. Verimliliği kaybetmek bizim için karlılığımızın azalması ve sürdürülebilirliğimizin riske girmesi demek. Şimdi Selçuk Bey, genel müdürümüz, dediğiniz gibi çıktı ve dedi ki yani arkadaşlar güçlü bir durumdayız, iyi bir durumda yakalandık bu döneme. Projelerimiz var elimizde. O yüzden önümüzdeki dönem içerisinde COVID'den dolayı hiçbir personelimizi işten çıkarmayacağız. Ve hiçbir personelimize ücretsiz izin vermeyeceğiz. Ücretsiz izin kullanmasını istemeyeceğiz. Şimdi inanın çalışanların böyle kaygıları var Özgür Bey. Yani özel Doğru. sektördeyseniz evet çalışanlarınızın bu kaygı. Bir kere bu kaygıları gidermek çok önemli. Onun dışında biz genel müdür yardımcıları, direktörler, altta müdürler sürekli çalışanlarla konuşmaya çalışıyoruz. Şimdi insanların yaptıkları işlerle ilgili kaygıları var. Yetiştirip yetiştiremeyecek miyiz? Ne yapacağız? Bu işlerimizi nasıl bitireceğiz diye. Evinize gidiyorsunuz, eşiniz, anneniz, babanız, onların kaygıları var. Onların sizinle ilgili kaygıları var.
Şimdi bunları göz ardı ederek bir çalışma ortamı sadece fiziksel olarak sağlamak yeterli olmuyor. Biz mümkün olduğu kadar çalışma esnekliği içerisinde bu kaygıları olan insanları yönetmeye çalışıyoruz. Yani bu kaygılarla buraya gelip çalışmasını istemiyoruz. Mümkün olduğu kadar hani bu kaygılardan uzak yapabileceği ne varsa onları yapmasını istiyoruz. Şunu gözlemledik Özgür Bey, eğer fiziksel sağlığı kadar insanların ruhsal sağlığına da önem verirseniz, bugün Metek Sansiyonu'da çalışanlar, bizler dahil olmak üzere büyük bir istek ve özlemle bu dönemlerin geçeceği zamanı bekliyoruz. Ve hani genel müdürümüz de söyledi, ikinci yarısında çok hızlanacağız. Yani ikinci yarısında çok hızlanacağız. İnşallah bu kaybettiğimiz zamanı kazanacağız. Ama bunu söylerken de çalışanların bu enerjisinden güç alıyor Selçuk Bey. Ama bu enerjiyi sağlayan da inanın o sadece o fiziksel sağlık değil. Gerçekten mental sağlığının da iyi olması lazım insanların. Ben hani bu konunun da çok önemli olduğunu ve dikkate alınması gerektiğini paylaşıyorum. Biz bunun olumlu şeylerini çok gördük. Çalışanların şirkete olan bağlılığı da çok arttı. Yani bu önlemlerin bu şekilde alınıyor olması ve rahatlamaları bence şirkete olan bağlılığı da çok arttırıyor. Bu farklı yanımızın getirdiği avantajları ya da gördüğümüz faydaları ben de paylaşmak istiyorum sizlerle ve sektörle. Çok teşekkür ederim. Gerçekten ilk zannediyorum benim gördüklerim arasında zannediyorum en azından bana ilk Meteksan'dan gelmiş olabilir. İlk basına yansıyan bu konudaki önlemlere ilişkin şey Meteksan'dan gelmişti. O yüzden çok önemliydi bunu paylaşmamız. Ben unuttum, kusura bakmayın. Sizin ürünlerine girince, ürünleri konuşmaya başlayınca heyecanlanıyoruz. Estağfurullah. Evet, ben sorulara gelirim. Piri Reis Denizaltısı'nın sonarını siz mi veriyorsunuz diye sormuş okuyucumuz. Hayır. Piri Reis yeni tip denizaltı. U214. Aynen. Metek şöyle bir ilginçlik var. Metek Sanat Savunma 2009'da kuruldu. Bu projenin tedarik zincirinin oluşturulması biliyorsunuz HDB tarafından yapılıyor bu gemiler. Öncesinde başlamış. Bizim bir sanayileşme ürünümüz vardı. Bir sanayileşme projesinin içerisinden bir ürün vardı. O da çok fazla ilerlemeyince biz şu anda bir şeyimiz yok, bir sistemimiz yok. Reis tipi denizaltılarda. Anladım. Bir okuyucumuz Milgem'in denizaltı savunma harbi için tasarlanmış bir korvet olmasına rağmen aktif pasif çekili sonar sistemi neden yok diye sormuş. Tabii bunun neden olmadığına dair bir şey cevabı size ait değil ama sizin bu konuda bir şeyiniz var mı? Şöyle, Milgem gemilerinde bu sistem var. Çekili dizinler var. Bir kere soru soran dinleyicimiz, izleyicimiz haklı. Bir mayın sarkınma sonarı, denizaltı savunma harbi sonarıdır. Fakat biliyorsunuz konseptler çok gelişiyor. Denizaltılar çok sessizleşiyor Özgür Bey. Denizaltı teknolojileri biliyorsunuz işte havadan bağımsız denizaltılar üretiliyor. Bunlar oldukça sessizleşti. Torpidolar yine çok uzun mesafeler kat edebiliyorlar ve oldukça sessizler. Şimdi bunları mümkün olduğu kadar tehdit oluşturmadan önce algılamak, bulmak ve tehdit oluşturmadan önce de karşı tedbirler uygulamanız gerekiyor. Şimdi burada artık hani ben gördüğüm kadarıyla yeni dünya düzeninde de tek bir sistem buna yetmiyor. Yani işte bir statik çalışma, multi statik çalışma, bir takım konseptler geldi. Milgem gemisinin bildiğim kadarıyla bir torpido karşı tedbir çekili dizin sistemi var. Şu anda belki şöyle bir şey söylenebilir, bunlar entegre çalışmıyor. Ama gelecekte bunların entegre çalışması gerekiyor. Çünkü bu size bahsettiğim tespit mesafelerini uzatıyor ve aslında karşı tedbir bulacak zaman da kazanıyor. Hatta bu sistemler başka sonar, mesela sonoboy gibi sistemlerle de bir arada çalışabiliyor. Bunlar hep etkinliğini arttırmak, yani denizaltı savunma harbinin etkinliğini arttırmak için alınan önlemler. Ama Milgem gemisinde benim bildiğim kadarıyla var bir çekil dizi. Bir okuyucumuz Yakamoz 2020 yani blok 2'de böyle bir soru beklemediğinizi düşünüyorum. Transdüser sayısını sormuş. 1012 midir? Avantajları ne olacak diye sormuş. Şöyle 288 tane transdüser var içerisinde. Peki avantajları nedir diye sorsak bir şey var mı? Bu sorunun
Şöyle Bire, blok bire karşılık. şöyle söyleyeyim, blok 0'da da 1'de de 2'de de transfer sayısı aynı. Yani biz Betend'de herhangi bir değişiklik yapmadık. Betend'de olduğu gibi kullanıyoruz bütün o şey boyunca. Yani eğer yani ben kendi kendime bir soru sorayım. Hani niçin bu her şey değişiyor, teknoloji bu kadar değişiyor? Şimdi elektronik teknolojileri çok hızlı gelişiyoruz gibi ve bunları Doğru. adapte olmanız gerekiyor. Ama Vetent dediğimiz zaman transistörler hala bilmem kaç yıldır bir piyozoelektrik seramiğe dayanıyor. Yani oradaki malzeme bilimi gelişmedikçe, yeni bir takım malzemeler çıkmadıkça uygulayacağınız kısım, yani kulağınız dediğimiz suyun altındaki kısım çok fazla değişmesine gerek kalmıyor. Anladım. Bir okuyucumuz dün bu soruyu sormuştum diyor. Dün Yılmaz Paşa'mız SASAT Genel Sekreter Yardımcımız konuğumuzdu. 2023'teki yerlik oranı kaç olacak tahminini sormuştu. Yılmaz Paşa aslında dün kendince söyledi. Dün sordum yanıt alamadım diyor. Bence okuyucumuz duymamış. Sizin tahmininiz var mı bu konuda bir şey söylemek ister misiniz? 2000 kaç yıl için sordunuz? 2023. 2023. Ya şöyle, bence şu anda biz %60-65'leri bildiğim kadarıyla, yanlış bilmiyorsam, ulaşmış bir durumdayız. Ve bu şeyler böyle devam ederse, ambargolar böyle devam ederse, ki şu anda gerçekten ciddi bir ambargo altındayız. Yani savunma sanayinde çalışan şirketler bunu çok hissediyorlar. Sürekli alternatifler bulmak zorunda kalıyoruz ve bir süre sonra da pes edip kendimiz yapmaya başlıyoruz. Hani bu anlamda düşünürseniz, herhalde bilmiyorum Yılmaz Paşam dedi ama 80'leri bulmak çok çok zor bir şey değil. Yani biz ister istemez sanki bu rakamlara geleceğiz ambargolar sayesinde. Yılmaz Paşa'm 65 Oo, civarındayız. çok İnşallah ben yükseleceğiz diye söyledi. fazlaşmışım. Rakamlar aynı. Bu arada söylemek isterim ki Yakamoz'da neredeyse yani %90'lar seviyesindeyiz, yani yerlilik oranı açısından baktığınızda oldukça yüksek. Anladım. Fiber optik akustik algılayıcılarımız ne durumda diye sormuşlar. Şöyle çok çok güzel bir soru. Bu teknolojiye gerçekten dünyada çok erken zamanlarda sahip olan ülkelerden bir tanesiyiz. Böyle bir teknolojinin varlığıyla ilgili önce çok böyle kenarda köşede makaleler görerek başlamıştık. Çok eskiye dayanır. 2011-2012 yılında Meteksan Savunma olarak bir projeyle girdik bu işin içerisine. Ve o zamanlar işte bu teknolojilerin özellikle sensör ağlarında ve denizaltılarda kullanıldığı ile ilgili makaleler vardı. Bugün artık buna gerçek olduğunu görüyorsunuz. Örneğin işte Amerika'nın son Virginia sınıfı denizaltılarında yan dizin sonarlarının fiber optik akustik sensörlerden oluştuğunu açıkça beyan ediyor ki o zamanlar bunlar kenarda köşede makalelerdi. Ne durumda? Şu anda biz bir takım prototipler geliştirmiştik. Bu prototiplerin başarımı oldukça yüksek. Şimdi bu prototiplerin bir takım platformlara göre optimize edilmesi gerekiyor. Burada işte bir denizaltı bunlardan bir tanesi. Hangi platform potansiyel derseniz, hani bence milli denizaltıya çok yakışır bu şey. Milli denizaltıya çok yakışır. Bence milli denizaltının gelecekte hani oyun bozacak şeylerden bir tanesi diye bakabiliriz. Teknolojilerden bir tanesi daha diye bakabiliriz. Çünkü 20 yıl sonraki bir platformu düşünüyorsanız, bir 30-40 yılda o platform hayatta kalacaksa, ta o zamanın olası teknolojilerini hayal etmemiz lazım. Bugünkü teknolojilerle oraya gidemeyiz. Fiber optik sensör bu anlamda iyi bir fırsat. Milden projesinin içerisinde biliyorsunuz o projede tekrar hareketlendi ve tekrar tasarım çalışmalarına başlandı. Hani o sürecin içerisinde bence bir vücut bulacak bir teknoloji. Diğer taraftan sensör ağları olarak da kullanılabiliyor ve hassasiyeti sebebiyle çok uzun mesafelerden şeyleri dinleyebiliyoruz, tehditleri algılayabiliyoruz. Bununla da ilgili özgür ve kendi iç çalışmalarımız var, kendi kaynaklarımızla. Bir proje şu anda net bir proje çıkmadı. Planlanan bir proje var. Gene sektör bilenler bilir. Ahtapot diye bir proje var. İşte bu kritik şeylerin korunması ile ilgili. Bunun bir parçası olarak öneriler bulunduk ama proje şu anda ilerlemediği için durdu. Bu yüzden kendi kaynaklarımızda en azından sensör anlamında kullanmak üzere bir şeyler yapıyoruz.
Şimdi bir okuyucumuz sonar sistemlerinde niçin bu kadar bilgi paylaşıyorsunuz diye sormuşlar. Yakamozun çalışma frekansından menziline, piezoelektrik malzemelerine kadar her şey açıklandı. Oysa bunların gizli tutulması gerekmez mi diye sormuş. Şöyle yani bir yurt dışındaki muadillerimize baktığımız zaman da mesela teklif veriyorlar ya da biz onları inceliyoruz, broşürlerine bakıyoruz. Bu paylaşılan bilgilerin çok gizli bilgiler olduğunu düşünmüyorum. Yani bunların pek çoğu zaten hani bir hani yurt dışında bu sonarlı yapan şirketlere de baktığınız zaman üç aşağı beş yukarı biliniyor. Bir de bu frekans bilgileri hani orta frekans, yüksek frekans falan dediğiniz zaman zaten bazı aralıkların içerisine girdiğini yani bu sektörü bilen insanlar otomatik bulabiliyor. Bu frekansları bildiğiniz zaman menzil bilgilerini de çok rahat alabiliyorsunuz. Bunları ben hani çok gizli bilgiler olarak düşünmüyorum. Anladım. Bir okuyucumuz deniz kuvvetlerinin tabii şey değil ama yeterince performans alamadığınızı düşündüğünü söylüyor yakamozla ilgili olarak. Bu konuda sizin deniz kuvvetlerinden aldığınız bir feedback var mı acaba? Şimdi yakamozdan, deniz kuvvetlerinden kimse burada olmadığına göre onlara soramayız. Ya şöyle inanılmaz feedbackler alıyoruz. Yani çok ciddi teşekkürler alıyoruz ve hani şöyle söyleyeyim size, blok 1'den özür dilerim 01 blok 1'den blok 2'ye geçirdiklerimizde özür dilerim blok 0'dan blok 1'e geçirdiklerimizde bile inanılmaz bir performans artışı var. Şöyle söyleyebilirim, öyle iyileşmeler var ki deniz kuvvetleri operasyonel konseptini tekrar güncelleme ihtiyacı duydu. Yani eskiden yapamadığı bazı şeyleri yapmaya başladığını gördüğü zaman kendi konseptlerini tekrar yenilemeye başladı. Keşke daha fazla detay verebilsem Özgür Bey ama hani vermeyin. Yani çok kendimi tutuyorum ama yani zaten bu özgüven bir kere bizi birazcık kamçılıyor. Bir de şunu söylemek istiyorum. Şimdi Pakistan Deniz Kuvvetleri gibi bir şey yani gerçekten çok bilinçli bir deniz kuvvetleri var. Eğer Türk Deniz Kuvvetleri'nden iyi bir referans almasaydı yani benim sizinle paylaşamadığım şeyleri Deniz Kuvvetleri paylaşmış olmalı ki Pakistan Deniz Kuvvetleri bir yıllardır kullandığı bir sonarı bırakıp MİGEM sonarını aldı. Keşke daha fazlasını söyleyebilsem. Peki. Şimdi tekrar kaldığımız yerden başlayalım. Daha sonraki sorulara döndüm. İhracat için MİGEM dışında daha farklı platformlar da söz konusu olabilir mi? Yani sadece MİLGEM'le mi biz Yakamos'u ihraç edebiliriz, başka platformlarla edebilir miyiz diye soruyorlar. Şöyle, MİLGEM'in şu anda gidebileceği yerler, bu boyutuyla gidebileceği yerler korvetler ve fırkateynler. Hani dünya çapında biz biliyorsunuz bu hem MİLGEM sonarını satmaya çalışıyoruz, hem bazen yurt dışından da münferit modernizasyon işleri de gelebiliyor. İlla gemi olması gerekmez, eski bir sonarın değişmesi de gerekebiliyor. Korvet ve fırkateyn tipi gemilerde MİGEM sonarı bu haliyle kullanılabilir. Fakat yine güzel bir soru. Tek fırsatta bu değil Özgür Bey. Yani çok enteresan, yurt dışından da bazı tersaneler daha küçük boyutlu ve daha ihtiyacı düşük olan platformlar için daha küçük versiyonlarını istiyorlar. Bu da bizim için bir fırsat. Belki buradan hani tekrar paylaşma fırsatı bulayım. Bu yeni sisteme geçerken, blok 2'ye geçerken biz ölçeklenebilir bir mimari planladık. Yani çok kolay Lego parçaları gibi sistemi küçültüp büyütebiliyoruz. Belki ileride hani bu yeni mimariyle bir takım fırsatlar çıkabilir ama evet, yani Yakamos sonarları şu anda platform olarak korvet ve fırkateynlere gidebiliyor ama daha küçük platformların da ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Anladım. Bu ölçeklendirmede, küçültme, büyütmede wet end tarafını mı konuşuyoruz, dry end tarafını mı konuşuyoruz, ikisini birden mi konuşuyoruz? İkisini birden konuşuyoruz Özgür Bey. Çünkü wet end'i küçülttüğünüz zaman zaten onun karşısında olan içerideki elektronikler de ona göre küçülüyor.
Ve bu da tabii daha maliyet etkin küçük bir sistem oluşmasını sağlıyor. Neden feragat ediyorsunuz? Ve belki de performanstan ve mesafeden. Yani tespit mesafesi biraz düşüyor. Belki performansla bazı şeyler oluyor ama küçük platformların da belki de milgem kadar bir denizaltı karşı tedbir, özür dilerim, denizaltı savunma sonarına ihtiyacı yok. Daha küçük bir sonar, belki bir mayın sakınma sonarı ya da bir engel tespit sonarı gibi bir şey bile belki onlar için yeterli olabiliyor. Yakamos ile okuyucumuz ANSQS 56'yı karşılaştırmış. Avantajları nedir Yakamos'un diye soruyorlar. Şimdi ben Milli olmasının tabii büyük bir avantajı var tahmin ediyorum. Çünkü istediğimiz gibi üzerinde oynayabiliriz algoritmasıyla. kesinlikle öyle. Yani şimdi farklı konseptlerden bahsediyoruz. Yine çok çok bilgi sahibi olmamakla birlikte ANSQS biraz daha düşük frekanslı olabilir. Biliyorsunuz helikopterden daldırılıyor ve aslında şeyler denizaltılar için de büyük bir tehdit. Çünkü denizaltılar nispeten gemileri belli bir mesafeden tespit edip belki bazı karşı önlemler alabilir ama helikopter sonarını daldırdığınız zaman hemen bir tespit alabiliyorsunuz. Hani çok konsept olarak iki farklı sonar diye düşünüyorum. Çok böyle karşılaştıracak bir şey şu anda bulamıyorum. Bir cevap Anladım. bulamıyorum. Evet. Biri zaten deniz altından ya da gemiden, diğeri ise Helikopterden aynen. daldırmayla belli bir deniz tabakası seviyesini arasına indirip Çok sıcaklığa, tuzluluk doğru. oranı indirip oradan dinleme üzerine gideceği için Çok doğru. Bu iki sistem birbirinin rakibi gibi değil de birbirini tamamlayan sistemler diye düşünüyorum. Yani bunların bir arada kullanılmasıyla etkin bir denizaltı savunma harbi yapılabilir. anladım. Piri Reis Denizaltısı ve Hızır Reis Denizaltılarında sonar projesi var mı diye sormuş. Biraz evvel Söyledik konuştuğumuz reis tabii. sınıfı zaten. Biz buna aslında cevap vermiştiriz. Akya'da Wake Homing, dümen suyu güdüm yer alacak mı? Bu sizin alanınız mı, çalışmalarınız mı bildiğim bir şey değil bu sorunun cevabı. Şöyle yer alacak. Biz bu projenin içerisindeyiz. Koç Bilgi Savunma ile birlikte çalışıyoruz. Orada bir işbirliğiniz var. İşbirliğimiz var. Aynen Koç Bilgi Savunma ile bir işbirliğimiz var. Anladım. Sonra bu çalışmanız var mı diye sormuşlar. Bu başka firmaların yaptığı bir şey. Ben Meteksan'da duymamıştım. Doğrudur. Sonar boy konusuna girmedik. Bu konuda zamanında bir takım çalışmalar yaptık. Fizibilitesi çok yüksek değil Özgür Bey. Dünyaya satmanız lazım. Bir dünya oyuncusu olmanız lazım. Ölçek ekonomileri burada çok önemli. Çok 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 düşük fiyatlara bu satılabiliyor. Ama ülkemiz için değerli mi? Kesinlikle öyle. Yurt dışına alamadığımız zaman ki bugünler her an olabilir. Hani bu teknolojilere sahip olmak ülkemiz açısından önemli. Fakat Meteksan olarak biz girmedik. Anladım. Başka firmalar Bu yapıyorlar. yapıyorlar. Şu anda yapılıyor. Evet. Uçakla ilgili bir deniz karakol uçaklarıyla ilgili Meltem projelerine yönelik sormuşlar anladığım kadarıyla. Ama uçak radarlı, deniz karakol uçaklarını da sormuşlar. Uçak radarı, MedBomb gibi çalışmalarınız var mı diye sormuşlar. Özgür Bey çok ilgi alanımda değil. Belki radar grubunun ilgi alanında olabilir. Güncel bir bilgim yok. Ben şöyle sorayım. Meltemlerde deniz altına yönelik olarak tespit çalışmaları olduğu için deniz altına tespit için havadan su altına atılabilecek sistemlerle bir şeyiniz var mı? Böyle bir çalışma var mı? Şöyle Meltem Örneğin uçakları Poseidon bilirsiniz, Poseidon'da atılır bu tür şeyler. Meltem'de ben görmedim, varsa da ben görmemiş olabilirim. Varsa şöyle, sizden duyalım diye soruyorum. Meltemler biliyorsunuz bir sona boy sinyal işleme sistemleri var üzerinde. Bu sona boyları attıktan sonra benim gene çok bilgim dahilinde değil ama yanlış yönlendirmek istemiyorum ama Meltem uçaklarından atıldığını biliyorum. Meltem uçaklarından bu sona boyları attıktan sonra sona boyların sinyal işlemesini Meltem uçaklarında yapıyoruz. Yani eğer bir tehdit varsa o tehdidin algılanması, yerinin tespit edilmesi ve bu bilgilerin işte belli merkezlere paylaşılması bu Meltem uçaklarında yapılıyor bildiğim kadarıyla. Yani bu Anladım. anlamda aslında denizaltı savunma harbinin önemli parçalarından bir tanesi.
Siz konuşmanın başında Mildar'dan bahsettiğiniz için aslında sizin alanınız değil ama Esas. Mildar'dan bahsettiniz. Atak helikopterlerine ne zaman monte edilmeye başlanır diye sormuşlar. Ben Temel Bey'e de bu konuyu sordum. Bir yanıt almadım. Bilemiyorum sizin verecek cevabınız var mıdır? Valla şöyle, biz bu projeye başlarken aslında çok önemli bir güç çarpanı olduğunu düşünüyorduk. Hala da aynı şekilde düşünüyoruz. Yurt dışında biliyorsunuz Atak helikopterinin ihracatıyla da ilgili çok ciddi çalışmalar yapıyor TAI. İnşallah başarılı da olacak. Gittiği müşterilerden de benzer taleplerin geldiğini biliyoruz. Çünkü bir atış kontrol radarı da işte biliyorsunuz işte Apache helikopteri oldukça Longbow. popüler bir Longbow radarı var ve ona değer katan şey o Longbow radarı. Etrafınızdaki hedefleri tespit etmek ve onlara otomatik bir takım angajmalar yapabilmek büyük bir lüks. Şimdi ben deniz kuvvetimizin bundan çok imtina edeceğini zannetmiyorum. Böyle bir gücü istediklerini biliyorum. Şanssızlık bu tür sistemleri daha helikopterin tasarımından itibaren yaparsanız çok iyi. Biz şimdi bu Atak helikopterinin ilk versiyonunun tasarımını kaçırdık. O yüzden o tasarım içerisinde bir yer bulmak konusunda oldukça zorlanıyoruz. İmkansız değil, bence yapılabilir ama bir efor harcamak gerekiyor. Diğer taraftan yeni bir Atak 2 helikopterimiz var biliyorsunuz işte tasarım devam eden. Bence orada yer bulacak Mildar. Atak 2'de. Atak 2'de yer Orada bulacak yer... çünkü yeni bir tasarım. Bence şu anda tasarım aşamasının başında değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Bir diğer okuyucumuz da Atak 2'lerde monte edilecek mi diye sormuş. Böylece cevap vermiş oldunuz Evet, aslında. aynen. Aynı Düşünüyor. şeyi. Bir bakıyorum. Savunma sanayi ürünlerinde kompozit üretiliyor mu? Dışarıdan parça mı geliyor? Sizin bununla ilgili bir çalışmanız olacağını düşünmüyorum. Yok, Bilemiyorum. bizim şahsen bir çalışmamız yok. Biz kompozit ürünler alıyoruz. Ama çok detayını bilmiyorum. Yerli sanayiden mi alıyoruz yoksa dışarıdan mı alıyoruz? Çok emin değilim. Ama varsa yerlisini tercih ettiğimize eminim. Bir okuyucumuz Ege'deki bu çalışmalarla ilgili olarak adaların akustik şeyleri çok sorunlu biliyoruz. Yunan denizaltılarından bahsetmiş. Yunan deniz kuvvetleri Türklerden daha üstün olduklarını savunuyorlar. Düşünceniz nedir diye sormuş. Biraz ortalığı karıştırmak istiyor ama cevap vermek Bak. isterseniz. Şöyle yani ben ben kesinlikle bizim deniz kuvvetlerimizin bu coğrafyadaki en büyük güçlerden birisi olduğuna inanıyorum. Ve bunu hani her fırsatta da bence görüyoruz. En azından ben bu hissiyatımı paylaşayım sizinle. Çok teşekkür ederim. Güzel. A-591 Ufuk gemi projesinde sonar projeniz var mı? Oraya verdiğiniz bir ürün var mı diye soruyorlar. A-591 Ufuk. Bu eğitim gemisi diye geçen gemimiz. Yok, hayır. Tamam, şimdi anladım. Yok. Eğitim gemisinin sonarı olmadı. Sonar istenmedi. Konfigürasyonda bir sonar yok. O yüzden bir sonar vermedik. Bir okuyucumuz Embraer ile Boeing arasındaki anlaşmanın iptalini sormuş ama herhalde sizin Hiçbir ilgi fikrim yok. alanınız değil. Bunu şey yapmayalım. Pakistan'a Milgem gemisiyle birlikte hangi silah sistemleri satılacak? Var mı böyle bir şey anlaşmada? Örneğin Atmaca, SSM gibi diye sormuşlar. Sizin bir alanınız olduğunu düşünmüyorum. Çok bir bilgim yok. Bu belki hani ASFAD seviyesinde sorulması gereken bir şey. Bir de Pakistan biliyorsunuz onlar da enteresan bir ülke. Onların da kendi kullandığı silah sistemleri var. Belki kendi silah sistemlerini de tercih ediyor olabilirler. Link 11, 16, 22 muadili taktik data link projeniz var mı diye sormuşlar. Evet, biraz önce bahsettiğim bizim ana faaliyet alanımızdan birisi olan Kement projesi zaten Kemence, evet. bunların muadilinin şeyle ilgiliydi. Tam muadili demesen bile kendi taktik ağlarımızı yapabilecek bir sistem olmak üzere geliştiriliyor. İşte T-Link projesi de bunun devamı bir proje. Biz de o projenin bir parçasıyız. Okuyucumuz biraz evvel CQS 56'yı soran okuyucumuz Karenia Montili olarak demiş. Gabia ve Meko 2000'lerde var, 200'lerde var diye şey yapmış, söylemiş. Bu durumda sizin şu anda aklınıza gelmeyen bir şey olmuş olabilir. Onun söylediği sonar. Çok şey değil.
Önemli değil. Geçelim. Tamam. Asel Torzocco diğer projelerde, başka firmaların projelerinde Torzocco, Orca buralardaki projelerde payınız var mı diye alt yüklenici olarak diye sormuşlar. Yok, şu anda bir payımız yok. Hayır, o projelerde yer almadık. Anladım. Elektronik sistemlerde kullanılan yeri iletken serser teknolojisini dışarıdan mı yoksa kendi imkanlarınızla mı üretiyorsunuz? Baya Özgür böyle Bey, birazcık mühendislik oldu ve mühendislik background'ım o kadar kuvvetli değil. Çok özür diliyorum, buna cevap veremiyorum. İHA'lara, siz de bir İHA'dan bahsettiniz, SAR'lardan şeyden bahsettiniz. İHA'da SAR var, CATS yerine SAR radarı koymak ne kadar verimli olur? Çok alakasız aslında. Çok alakası sadece SAR'ın Kullanım yerleri farklı. kullanım konseptini biliyorum. Özellikle kötü havalarda bulut üstünde uçarken İHA'ların görüntü almasına izin veriyor. Biz bunların denemelerini yaptık. Oldukça başarılı. Bence çok çok büyük bir değer katacak şeye, insansız hava araçlarımıza. Eğer bu sistemleriniz yoksa kötü havalarda daha alçaktan uçmak zorunda kalıyorsunuz. Bu da hem siz, hem görünür kılıyor insansız hava araçlarını, hem tehdit altına atıyor. Bu sistemlerle bulut üstünden de bir keşif ve gözetleme yapabiliyorsunuz. Ürettiğiniz antijam ile ilgili bilgi verebilecek misiniz diye sormuş. Zannediyorum GPS antijam korumalı anteninize soruyor okuyucumuz. Aynen, anti-GPS. Şöyle, onu da özür dileyerek şey yapamıyorum. Benim yönettiğim grubun altında değil, Değil, evet. haberleşme grubunun altında. Çiz, evet. Çok çok detay, o soru buradan birisi olsaydı çok daha cevap verebilirdi. Ama broşürlerimiz ve internet sitemizde aslında bayağı bilgi var. Çok Doğru. detay bilgi alınabilir Güzel bir internet internet sitesinden. siteniz var. Kesinlikle. Sonar sistemleri veya su altı savunma sistemleri alanında uzman mühendis bulmak zor mu diye sormuşlar. Kesinlikle. Çok çok zor. Çok çok zor. Çok çok teşekkür ediyorum bu soru sorduğunuz, soran kişi için. Ne yazık ki mühendisler bu alana yönlenmiyor Özgür Bey. Bir, üniversitelerin için bu alana yönlenmek için ciddi bir altyapı ihtiyacınız var. Çocuklar bir şeyler yapmak istiyor, yaptıklarını uygulamak istiyor. Bunların testlerini yapmak için bir takım test merkezlerine ihtiyacınız var. Biz Bilkent Üniversitesi'nin desteğiyle burada bir göneti, bir açık alan test sistemi haline getirdik ve kendi testlerimizi burada yapıyoruz. Sonar testlerimizi ve sensör testlerimizi burada yapıyoruz. Bilkent Üniversitesi'nin de kullanımını açtık burayı. Yani şimdi böyle bir tesis varsa üniversite adına çocuklar, yani genç mühendisler ilgi duyabiliyor, yaptıkları şeyleri deneyebiliyor. Su altının böyle bir dezavantajı var. Ne yazık ki Özgür Bey, o yüzden de ilgi biraz az. Yani radar ve haberleşme sistemlerine göre baktığınız zaman çok daha az. Ama şunu söyleyeyim, büyük bir açık var. Yani eğer hani bu yöne yönlenmek isteyen mühendis arkadaşlarım varsa kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani altın gibi değerli bizim için, öyle söyleyeyim size. Pek çok sorumuzu soran okuyucumuz elektronik haberleşme mühendisliği öğrencisiyim. Bu alanda uzmanlaşmak istiyorum demiş. Size demek ki gelmesinde fayda var. Çok İleride yapmak sevindim. istediğiniz, önemli gördüğünüz proje ya da sistemler var mı diye sormuşlar. Son Ben, sorumuz bu olsun. Son iki son dakikaya sorumuz giriyoruz bu biraz olsun. sonra. Şöyle çok kısa cevap vermeye çalışayım Özgür Bey. İnsansız rüzgarı savunma sanayinde büyük bir değer buldu ve bu değeri sağlayan çok önemli güçler var. Mesela ekonomik olması, insan hayatını tehlikeye atmaması. Fakat bunu gözlemliyorsunuz. Havada başladı, karada devam ediyor. Ama su üstü ve su altına baktığınız zaman bu trend oldukça yavaş geliyor. İşte yavaş gelmesinin sebebi de biraz önce bahsettiğim gibi su altının çok farklı bir ortam olması ve bu ortamda bir şeyler yapmanın zorlukları. Ama ben inanıyorum ki bu insansız furyası çok hızla bu su altı ve su üstü konularında gelecek. Bu konuda konferanslara katıldım NATO seviyesinde. İlk tatbikatlarını geçen sene Portekiz'de yaptılar. Yani ilk insansız araçlarla yapılan tatbikat su altı ve su üstünde geçen sene oldu. Buradan hani kimsenin ileride olmadığını da anlıyoruz. NATO seviyesinde bile bu işler henüz yeni yeni gündeme gelmeye başladı. Bence Türkiye için de büyük bir fırsat. Biz de aslında NATO'da ilk günden beri bu işleri takip eden bir ülkeyiz.
Ve su altında bir şey yapmaya başladığınız zaman en önemli iki ihtiyacınız, bir tanesi eliniz gözünüz kulağınız sonar sistemleri, pek çok sonar sistemini bir arada kullanmanız gerekiyor. İkincisi de su altı haberleşme. Biraz önce haberleşme ile ilgili soran arkadaşımıza da şey olsun, su altında haberleşme var ve çok değerli. Çok zor bir medya çünkü. Biz her iki konuda da çok başarılıyız. Yani hem sonar sistemlerimiz var kullanılabilecek, hem haberleşme konusunda oldukça ilerideyiz. Su altında sayısal haberleşme. O yüzden ben gelecekte de Meteksan Savunma olarak buralarda yer almamız gerektiğini düşünüyorum. Bir de Bilkent Üniversitemiz var. Çok destek oluyor bize. Özellikle otonom Bitmek sistemler. üzereyiz. Yayın kesiliyor. Çok teşekkür ediyorum. Özgür Bey çok teşekkür ederiz. Yarın Menetek firmasından abi kardeş iki kişiyi Mehmet ve Naz Ünal'ı beraber konuk edeceğiz. Bizi C4 Defense LinkedIn ve Twitter hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayınız. Sağlık için evde, sağlık.